Merhaba arkadaşlar, Squint Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ikindin güneşi yeni çekildi. Ben Squint'lerimin yanına geldim. Çalışmaya başladım. Tekrar ikinci günüm bugün. Şöyle bir hem çekim yapalım, hem sizlerle bir kargo hazırlığı yapalım, hem de size renkleri bir göstermek istiyorum. Şu anda ben burada üşüyorum arkadaşlar. Hava bayağı bir serinledi çünkü. Bu serinlik de sukulentlerimize, yani benim sukulentlerime ve birçok ildeki arkadaşların sukulentlerine eminim yansımıştır. Renklenmeler gayet güzel. Opalinalar gitgide kızarıyorlar. Burada ametistinum gayet güzel. Ghost burada. Mrs. Richards. Böyle renkler gayet güzeller. Şu şekilde. Kargom kime gidecek arkadaşlar? Nirman Hanım'a gidecek. İzmir'e. Şöyle. Ne istedi benden? Benden istediklerinden bir tanesi suyon arkadaşlar. Bir tane opalina istedi. Melako istedi. Hatta o türleri, şu saksımdan olanları sökmek istiyorum. Çünkü bu saksım çok sıkışacak burada. Ama bu da bana şu an sanki küçük gibi geldi gözüme. Bir tane büyük boy bulmak istiyorum. Şuradan bir tane bakacağım. Türlerden seçmek istiyorum. Şuradan başlayabilirim aslında. Victor da istedi benden. Fakat Victor'dan çelik almam gerekecek. Evet, şuradan çelik almam gerekecek çünkü hepsi tek kökte. Makasımı getireyim ben. Evet, şuradan en büyük rozetimi, şu bana bakanı kesmek istiyorum. Şu şekilde makasımı koyabilirsem araya. Evet, aldım. Şöyle bir tane Victor'umuz, bu ilk olsun. Bir tane opalina istedi. Opalinalardan şu aradakini sökmek istiyorum. Şunu bir tane büyük göndermek istiyorum kendisine. Tabağım da nerede kalmış? Burada. Şöyle bu ikinci türümüz. Victor'umuzu da koyalım buraya. Bir tane oviferium istedi. Şuradan oviferiumdan çıkaracağım. Kendisine gidiyor. Yine evine mutluluk getirsin. Şu şekilde. Bakalım, sen de burada kal. Suyunda bunu göndereceğim arkadaşlar. Bunu yeni dikmiştim. Bunu kökleyip kendisine göndereceğim. Çünkü köklenmiş olarak göndermek istiyorum. Bir de şu güzelliği göndermek istiyorum. Buradan alacağım. Yalnız bunu şimdi değil de kargo yaparken köklemek istiyorum. Çok fazla topraksız kalmasını istemiyorum. Çünkü köklü, daha yeni köklenmiş halde.
Bunu da şu özel benim çok sevdiğim bir tür ve kendisini sürekli de üretmekten çok haz aldığım bir tür. Şöyle bir frizz. Bu 3 oldu. Bir tane de ghost istemişti benden. Ghost olarak da uygun olana bakıyorum. Şunu mu göndersem, bir bakayım daha büyüğü var mı? Arkadaşlar, bu balkonda büyük ghost'um yok. Ön balkona gideceğim. Çok uzun tutmak istemiyorum. Bir tane komik istiyorum. Göndereceğim kendisine. Şuradan. İnşallah kırmadan çıkartabilirim. Evet. Bir kökte ses geldi. Evet. Şu şekilde. Bunu Neriman Hanım'a gönderiyorum. Şöyle göstermek istiyorum size aslında da. Şöyle şuraya koyayım. Elimden de cımbızı bırakmadım bir türlü. Şu şekilde yavrularıyla beraber çok güzel bir köklü komik stum çıktı. Evet, sırada ne vardı? Bir listeme bakmam lazım. Görüyorsun, Victor. Opaline çıkardım. Ametistinum var arkadaşlar. Şurada bir tane ametistinum olarak şu büyük olanı Neriman Hanım'a vermek istiyorum. En büyüğünü. Ama nerede? Bunu kendisine göndereceğim. Şöyle. Evet. Çok da güzel renklenmeye başladılar. Bunu da buraya koydum. Şu şekilde. Biraz koyayım ki diğer türleri de sığdırabileyim. Hepsi bir arada. Şöyle. Şu frilsim arkadaşlar. Çok güzel türler seçti kendisi. Çok zevkli gerçekten. Bir tane de şu. Şöyle. Şimdi ghost'a bakayım. Ben balkona geçeceğim. Evet arkadaşlar. Bir tane de melako seçiyorum buradan kendisine. Şu şekilde ikili bir rozet koyuyorum. Şöyle hepsi köklü. Victor hariç birçoğu köklü. Kendisine bir tane de buradan Akaulis göndermek istiyorum. O da köklü olmasını istiyorum. Evet. Şöyle bir tane köklü Akaulis hediyem olsun. Kendisi yeni başlamış arkadaşlar. Birçok kez tür almış. Fakat maalesef başarılı olamamış. İnşallah benimkilerle başarılı olur. Aa, bakın. Şurada bir tane ghost gördüm ama ön balkona bakacağım. Ondan sonra karar vereceğim hangisini göndereceğimi. Buradakiler daha küçükler. Gözüme küçük geldiler. Evet, bakın. Burada daha güzelleri var. Mesela şu büyük olanı. Bunlar da çıt çıt kırılıyorlar. Evet. Birden fazla kök oluşmuşlar. Şöyle. Evet. Arkadaşlar, şu
Şöyle bir tane ghostumuzu aldık. Şimdi şuraya koyalım. Buradakiler çok fazla güneş alıyor diye sabah giderken kapatıyorum üstlerini. Burada da var melakolarım aslında. Bak buradan da koyabilirdim ama bunlar tek kök. Bu hangi tür acaba? Bu nobil falan olabilir mi bilmiyorum. Aa bakın. Burada daha güzeli varmış. Ben bunu göndereceğim arkadaşlar. Vazgeçtim o küçükten. Küçük olan değil. Bakın böyle bebekli. Bunu göndermek istiyorum. Onu yerine dikelim. Bakın oradan da bir tane yavrusu var. Bunu şuraya, şuradan almıştım. Neyse ben oraya dikerim. Şimdi tek elimle dikmesi zor olacak. Şekilde. Burada ne var? Buradaki türlerden hediye yanına ne koyabilirim acaba diye bakıyorum. Şöyle bir tane baldi koyacağım kendisine. Şöyle çelik bir baldi. Şuradan bir tane bronzu koyacağım. Şöyle. Renkler gayet güzel olmaya başladılar. Gerçekten sevindirici. Hepimizin özlediği serinlik artık. Yavaş yavaş. Şöyle bakın. Ne kadar güzel renklenmeler oluştu. Bunlar güneşe alışıklar tam gün. Bunların üzerlerine herhangi bir örtü yapmıyorum artık. Fakat bunların üzerine örtüyorum. Çünkü bunlar daha çok güneşe burada maruz kalıyorlar. Artık Bangkoklular da tamamen çiçek saplarını çıkardılar. Çok merak ediyorum çiçeğini nasıl olacak diye. Evet. Şuralara da yedeklediğim variegatalarımız. Bunlardan artık yavaş yavaş çoğaltmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Buradan bir tane de tesbih koymak aklıma geldi hemen. Bir tane de tesbih şuradan koymak istiyorum kendisine. Var mı yok mu bilmiyorum ama şöyle bir tane köklü koydum. Evet arkadaşlar, Neriman Hanım'ın türleri bunlar. Hediyeleriyle beraber 9 tane kendisi aldı. Ben de bir tesbih Akaulis şurada. Bir tane bronzu baldi koydum şimdilik. Güle güle büyütsün kendisi. Suyunu da burada. Bunu da buradan sökeceğim. Evet. Arkadaşlar, almak isteyen arkadaşlar Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Elimde birden fazla olan türleri elimden çıkarmak istiyorum. Bakın şunu öneririm. Kıpkırmızı oluyor. Renklendiği zaman inanın daha güzel olacaklar. Bir tane debim var, oradan bana bakıyor. Şöyle. Bakın, opalinalar hepsi harika oluyorlar. Çok güzel kızarıyorlar. Şu farklı arkadaşlar, bu opalina değil, bunun yaprağı daha geniş ve yuvarlak
Bunun opalinaların sivri oluyorlar. O farklı. Ondan daha önce vardı benim bir tür. Fakat onu maalesef kaybettim. Ama yediğimde iyi ki yaprak koymuşum. O tekrar büyüdü. Şöyle bakın şunların renklerinin güzelliğine. Komik sütunlar hepsi de çok güzel olacaklar. Hepsi de çiçek tomurcuğunda arkadaşlar. Şimdi bu rozetlerin hepsi ölecek mi ya? Çok üzücü gerçekten. Elimizde ne kalır? Çok merak ediyorum. Yedekledik birkaç tane koyduk sağa sola ama bakalım hayırlısıyla tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz artık. Şöyle. O feryumlarda pembeye dönüşüyorlar. Hepsi gayet güzel olacaklar. Mendoza, Marinea. Bakın burada. Orada bir tane Dusty Rose'um var. O da 3 rozetli cluster. Bunlar tutmuşlar. Çok güzel büyüyorlar. Bunu da daha önce yedeklemiştim. Bu da gayet güzel gelişimi. Evet, suyunum kestikten sonra arkadaşlar sağından solundan 4 tane daha yavru verdi. Maşallah yavrulama da çok cömert. Şöyle. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O çiçek saplarını da dikeceğim oradan. Onlar da yeniden köklenecekler. Şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.